spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifini görüşüyoruz. Aslında bu kanunu konuşurken son 20 yılda Türk sporunun ne noktaya geldiğini bir bakmak durumundayız. Bakın, Türkiye'de UEFA kupasını almış, Süper Kupa'yı almış, Avrupa'da büyük başarılar göstermiş takımlar varken bugün Mart ve Nisan ayında Avrupa'da takımımız yok. Geldiğimiz yıl dünya üçüncüsü olan bir milli takımımız varken bugün Katar'a milli takımı değil polislerimizi yolluyoruz. Böyle bir başarı gelebilir mi? Önce bunları konuşalım. Değerli arkadaşlar, maddeler güzel. Maddeler gayet yerinde, bazı maddeler. Ama bu sorunu çözecek mi? Bence kafaları değiştirmeden, zihniyeti değiştirmeden hiçbir şey değişmez. Bakın, futbolun son 15 yılda Futbol Federasyonu'nun başına gelen bazı isimlere bakalım. Kamu bankalarına milyarlarca lira para takan Yıldırım Demirören Futbol Federasyon Başkanı olmuş. Bu kulüpler serbest iradesiyle mi verdi bu oyu? Ya ben bu adamı oturduğum sitenin futbol takımının başına getirmem. Türkiye'yi betonlaştıran, bir sürü tartışmalı ihaleler alan Nihat Özdemirli Futbol Federasyonu Başkanı olmuş. Neden? Bu adam yeşil sahaları, çimleri düşünmüyor ki, betonları düşünüyor. Böyle mi gelişecek? Ya Sancaktepe Belediye Başkanı'nın, eski belediye başkanının ne işi var Futbol Federasyonu'nda? Güreş Federasyonu Başkanı'nı alıyorsunuz, milletvekili yapıyorsunuz. Güzel. Sonra Vakıf Bank'a getiriyorsunuz. Çünkü sizde hiçbir fani açıkta kalmıyor. Bilgi, birikim, akıl yapabilir mi? Hayır. Bırakın futbolu, futbolcular yönetsin. Niye Metin Ali Feyyaz yönetmiyor? Niye Lebi Çelik yönetmiyor? Niye Aykut Kocaman yönetmiyor? Niye Bülent Korkmaz yönetmiyor da Yıldırım Demirören yönetiyor? Bu akıl, zihniyet devam ettiği sürece istediğiniz yasayı getirin. Olmaz. Bakın, dibinizdeki 19 Mayıs stadının önündeki sahada bir futbol sahasını 4 takım paylaşıyor. İkinci ligde, üçüncü ligde birçok takımın antrenman yapacak sahası yok. Yok çünkü. Türkiye'de AVM'ler statlardan ve altyapı tesislerinden fazla. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Nasıl başarı gelecek? Ben merak ediyorum. İzlanda 366 bin nüfusu var. 36 bin lisanslı sporcu var. %10. Türkiye'de, bakın, Türkiye'de binde beş arkadaşlar, binde beş. Çünkü altyapı tesisleri yok. İkinci ligde, üçüncüdeki birçok takım halı sahada antrenman yapıyor. Nasıl olacak bu? Yasayı değiştiriyoruz. Yasayı değiştiriyoruz, Yıldırım Demirören'i Futbol Federasyonu Başkanı yapıyoruz. Yasayı değiştiriyoruz. Kimi yapıyoruz? Nihat Özdemir'i yapıyoruz. Ya bu kafa nasıl bir kafa? Nasıl bir kafa? Değerli arkadaşlar, bakın. Futbolu medya patronlarına değil, müteahhitlere değil, siyasi fosillerinize değil, lütfen futbolu, basketbolu, voleybolu bilen milli sporculara bırakın. Türkiye'de altyapıyı tesisleşmeyi yapmadığınız sürece hiçbir yere gelemeyiz. Yasa değişir. Türkiye'de maalesef ki çok acı bir şey var, bakın. Falcao'ya verdiğimiz para ne kadar biliyor musunuz? 35 yaşındaki futbolcuya. 400 milyon lira. Menajeri ayrı. İmza parası ayrı. Ya bu beni çok üzüyor. Ben Türkiye'de 35 yaşında emeklilik yıllarını geçiren yabancı futbolcu istemiyorum. Ben Türkiye'de 70 yaşında bir teknik direktör istemiyorum. Bakın ne güzel. Ardalar, Abdülkerimler, Keremler, gencecik çocuklar bana umut veriyor arkadaşlar. Ama bu çocukları yetiştireceksek tesisleşmek zorundayız. Yeşil her hafta TOKİ arazi satıyor, bakın. Buyurun Sayın Başkan. Ama arazilerini satıyor.
Ne yapıyorsunuz? AVM yapıyorsunuz, bina yapıyorsunuz, müteahhitlere satıyorsunuz. Niye futbol sahası yapılmıyor? Niye neden tesisleşmiyoruz biz? Ben ikinci ligde Maltepe Spor'da, Kartal Spor'da yöneticilik yaptım. Galatasaray Kulübü'nün kongre üyesiyim. Futbolu biliyorum. En az bu arkadaşlar kadar biliyorum. Biliyorum. Alpay Bey, laf atma. Sen nerede, ne şekilde müdahale edeceğini bilmiyorsun. Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün Hırvatistan'ı biz elemiştik. Sen önce nereye müdahale edeceğini bil. Bil. Ben futbolu senden iyi bildiğimi düşünüyorum. Senden daha çok araştırıyorum, okuyorum çünkü. Bakın. İşte sorun bu. Söylediğim hangi sözde yalan var? Hangi şey yanlış? Laf atıyor, geç bunları diyor. Ya böyle şey olur mu? Burada herkes bunu düşünüyor. Burada herkes bunu düşünüyor. Sataşmayın efendim, sataşmayın, buyurunuz. Ya sataşsan olur o bana, sataşmasan olur. Şimdi bakın, ben Türkiye'nin geldiği durumu söyleyeyim. İnsanlar gazete aldığı zaman nereden başlardı okumaya? Son sayfadan, spor sayfasından. Bugün insanlar spor sayfasını okumuyor. Çünkü insanları spordan soğuttunuz. İnsanları futboldan soğuttunuz. Bir başarı yok, başarı. Milli takımın haline bakın. Kulüplerin haline bakın. Üç büyüklerin bazıları Avrupa Kupası maçına 11 yabancıyla çıkıyor. Utanç verici bir manzara bu. Utanç verici bir manzara bu. Türkiye'yi gençler, lisanslı sporcular, altyapılar kurtarır. Türkiye'yi yeşil sahalar kurtarır. Türkiye'yi AVM'ler kurtarmaz. Bu kafayı değiştirin, her şey gelişir. Ama Evet, spor yasasıyla görüşüyoruz. Komisyonda da belirtmiştim. Ben de sporun içinden gelen bir milletvekilim. Yıllarca lisanslı handbol oynadım. Daha sonra Muğla Baro takım futbol takımımızda spor yaptım. Şu anda hala tenis oynuyorum. Muğla Tenis Kulübü yöneticisiyim. Onun dışında da Muğla'mızda, ilimizdeki bütün amatör spor faaliyetlerinde her hafta takip etmeye çalışıyorum. Bu hafta hatta Muğla İdman Yurdu takımımızın şampiyonluk maçı vardı. Oradaydık, arkadaşlarla beraberdik. Hatta şampiyonluklarını garantilediler. Kendilerini buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Komisyonda da bahsetmiştim. Alpay vekilimiz de oradaydı. Diğer arkadaşlar da oradaydı. Daha önce de 10 yıla yakın ASKF disiplin kurulu üyeliği görevini yürüttüm. Yani sporun sıkıntılarını az çok yaşayarak buralara geldik. Bu beklenti, spor yasası ile ilgili bir beklenti gerçekten uzun süreden beri vardı. Çünkü milyonları ilgilendiren bir konu. Baktığım rakamlara, değişik rakamlar var ama 7-8 milyon civarı lisanslı sporcu, 10 binlerce takım var. Gene antrenörler, hakemleriyle, işte bu sporcuların aileleriyle milyonları gerçekten ilgilendiren bir daldır spor. Şimdi tabii ki böyle olunca beklenti yüksek oluyor. Düzenlemeler yapılması bekleniyor. Orada da söyledik, komisyonda da bahsetmiştik. Keşke bunu çok daha geniş kitlelerle görüşebilseydik demiştik. Ama Alpay vekilimiz de orada söyledi. Defalarca yurt dışına da gittiğini belirtti. Muhakkak bir emek de verilmiştir. Biz emeğe saygı duyuyoruz. Ama komisyonda da söylemiştim. Gerçekten belli, ben şimdi yasaya da baktım da, avukat olarak da sürekli anonim şirket ve onunla ilgili düzenlemelerden bahsediyor. Baktığımda ticaret kanununu sanki inceliyormuş gibi hissettim. Yani aslında onun ötesinde gerçekten az önce saydığım o milyonlarca sporcu ilgilendirecek sorunların çözülmesine dair beklentiler vardı ama bunları göremedik. Orada da söylemiştim, yani döndüğümüzde elimize bu sporla uğraşan insanlara biz şu düzenlemeler yapıyor, sizin lehinize diyebileceğimiz düzenlemeler maalesef olmadığını gördük. Yani o günden beri, komisyona geldiğinden beri, öncesinde de birçok farklı insanlarla da görüşüyoruz spor camiasından. Şimdi inşallah bunun dönüm noktası olmasını talep ediyoruz ama gerçekten ciddi beklentiler var. Mesela nedir? Bu spor kulüplerinin tesislerle ilgili, binalarla ilgili ciddi talepleri var. İşte Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazların idaresi hakkındaki yönetmelik var. Burada bir düzenleme yapılmış ve Gençlik Spor'un gayrimenkullerinin eğer bir 6 tane spor dalında faaliyet gösteriyorsa tahsis yapılabileceğini düzenlemiş. Şimdi burada talep şu, belediyelerin veya milli emlakta da atıl durumda olan veya kullanılabilecek yerler var. Bunların da işte ilgili spor kulüplerine verilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılmasının
önün açılması mesela beklentisi var. Bunun dışında spor kulüplerinin zorlandığı sporcularla ilgili stopaj bedelleri, yüksek stopaj bedellerinden bahsediliyor. Tabii birincilik, süperlik değil ama en azından üçüncülük ve diğer liglerde bu stopaj bedellerinin kaldırılması şeklinde beklentiler var. Yine sporcularla ilgili özellikle amatör düzeyde oynayan sporcuların hiçbir sağlık güvencesinin olmadığından bahsediliyor. Düşünün genç yaşta işte spora girmiş kardeşlerimiz var. Maç sırasında kafa kafaya çarpışıp ağır sakatlıklar geçebiliyor. Ayakları kırılabiliyor veya başka rahatsızlıklar olabiliyor. Eğer babasının herhangi bir sağlık güvencesi yoksa sağlık kuruluşuna gittiğinde veyahut da ilaç almak için gittiğinde yüksek bedellerle karşılaşabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için bir sağlık güvencesi. Eğer lisanslı sporcuysa ona o sağlık güvencesi verilmesi, hatta ilaç temini konusunda da kolaylık sağlanması, belki bir cüzi katkı bayıyla da bunun giderilmesinin mesela bir ciddi anlamda beklentisi var. Bu da işte nedir? Genç yaşta sporcuların spor yapmasının önünü açacaktır. Yine ilde belirlenen il spor temsilcileriyle ilgili en çok aldığımız konu, içimizden olmayan, konuyu bilmeyen insanların il spor temsilcisi olarak atandığından bahsediyor. Bu da o spor kulüplerinin kendi sorunlarını iletmesinde sıkıntılar çektiklerini söylemekteler. Gene aynı şekilde federasyonlar tarafından yapılan turnuvaların dağıtılması sırasında aynı zamanda antrenör kurslarının dağıtılmasındaki artık soru işaretine sebep olacak düzenlemelerden bahsettiler. Bir takım işte şirketler üzerinden bunun yapılması, bunun yerine federasyon tarafından yapılarak bu organizasyonların o gelirlerin o bir takım şirketlere, otellere değil de federasyona gelir olarak sağlanması gerektiğinde ciddi uyarılar var. Bunların da dikkate alınmasını bekliyorlar. Şimdi bunun dışında da aslında çok konular var. Özellikle bu harcırak konusunda. Türkiye'nin değişik yerlerine gitmekte sporcular. Harcırakla ilgili yapılan düzenlemeye göre sporcuya 62 lira para veriliyor. Bu sporcu turnuvaya gidecek, orada 62 liraya... Buyurunuz efendim, buyurunuz. 62 liraya konaklayacak, sabah, öğlen, akşam yiyecek ve geri dönecek. Bu 62 lirayla mümkün değildir. Bununla ilgili de, bunun arttırılmasıyla ilgili de ciddi beklentiler var. Bunun dışında da spor turizmi. Özellikle ilmi de çok ilgilendirdiği için bu konuda ciddi kafa yorulması lazım. Dünyada milyarlarca dolar para spor turizminden para kazanılmakta. Ama maalesef ülkemiz bununla ilgili yeteri kadar pay alamamakta. Bununla ilgili ciddi düzenlemeler yapılması lazım. O gün... spor komisyonunda da bahsetmiştim. Yani Muğla buna çok müsait. Özellikle deniz sporları, su sporları konusunda yapılacak tesislerle 12 ay turizmin önünde, spor turizminin önüne açılabilir. Orada da sormuştum. Bu kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir ilde başarılı su sporlarında sporcumuz yok. Muğla'dan çıkan sporcular yok. İşte tesisleşerek bunların önünü açabiliriz. Ama biz onun yerine ne yapmışız? Bir haber çıktı. Diyarbakır İl Müftülüğü'nde çalışan 5 tane imamın spor müdürü olarak atandığını gördük. Bu şekilde de bunların düzelmesi...